kendini mi kapmış? Evet. Ben bakarım. Kerian, hemen yatağa dönmelisin. Dört yıl sonra. Hey, saat kaç? 2:30'a geliyor. Ha, tanrım, adamın saatiyle burada olması gerekiyor. Sorun değil, bekleriz. Ha, ne can sıkıcı. Chicago ile buranın arası epey var. Aha, bak kim gelmiş. Sonunda. Merhaba. Sizler Cassidy'ler olmalısınız. Evet. Ben. Merhaba ben. Ben Gepper. Nasılsın? Şey ya, özür dilerim, geciktim. Cep telefonumu ofisinde unutmuşum. Eminim aramaya çalışmışsınız. Aradım 15 kere falan. Ha, bunun için üzgünüm. Size yeni yüzü göstermeme izin verin. Anahtarı şuradan çıkarayım. Aa, yolculuk nasıldı? Aa, 2 gündür yollardayız. Yerleşmek için sabırsızlanıyoruz. Şey, sanırım burada çok rahat edeceksiniz. Ve mahalleye de bayılacaksınız. Vay canına. Aa, bu da bana bir şey hatırlatıyor. Burası çok büyük. Buranın tadını çıkarın. Tamam. Bakın, sorunuz olursa harika, bana telefon edin. Harika, teşekkür ederim. Peki, grup yemeğinde görüşürüz. Anne, burası çok güzel. Orası eyalet parkı. Buna inanabiliyor musun? Güzel bir arka bahçe. Şurası bay ve bayan ölü insanların evi mi? Vay canına, bu kadar yakın olduğunu fark etmemiştim. Orada kimse yaşamıyor değil mi? Hayır. Hayır, orası boş. Bu evi bu kadar ucuza kiralayabilmemizin nedeni o ev. Sahi mi? Evet. Çifte cinayet emlak işinde epey ayak bağıdır. Bizim mahallede insanlar vuruldu, kimse kirayı azaltmadı. Hadi yardım et de yerleşelim. Tamam. Ama önce etrafa bakmak istiyorum. Tamam, olur.
Yemeği yaptığın için teşekkür ederim. Babama teşekkür et. Bunu nasıl yapıldığını öğreten oydu. Neyi, su kaynatıp makarnayı koyup kavanozu açmayı mı? Vay canına. Ne kadar harika bir babaymış. Sigara içmeyi özlediğin için o çakmağı taşımıyorsun herhalde. Evet, bazen onu özlüyorum. Onu evliyken de özlüyordum. Yılın 9 ayı seyahat ediyordu. Bence bu ev bizim için çok iyi olacak. Sadece yanımda olmana alışmak biraz zaman alacak. Büyük odayı sana verdim. Ne kadar zor olabilir ki? Millet, bu Sera Kasidi ve kızı Elisa. Onlar yeni komşularımız. Merhaba. Bedin yerini kiraladılar. Mahallemize hoş geldiniz. Aa, teşekkür ederiz. Biraz patates salatası yapmıştım. O harika, harika. Aa, Elisa, yüzmeyi sever misin? Havuz 95 santim Aruba gibi. Merhaba. Merhaba. Evet. Jacobson'ın evi. Orada kimse yaşıyor mu? Çünkü dün gece geç saatlerde ışığın yandığını gördüm. O Ryan Jacobson olmalı. Oğulları. Gerçekten mi? Ama boş olacağını söylemişti. Hayır hayır. Oğulları orada yaşıyor. Bir sorun olur mu? Hayır. Güzel. Güzel. Kontrat imzaladık zaten. İşte buyurun. Ah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Marco! Marco! Paolo! Bu benim oğlum Tyler. İftar listesinde ve öğrenci konusunda. O ve arkadaşları geçen sene açlıkla savaşma programı olan bir grup kurdular. Afrika ve Tibet'e, kıtlık yaşayan o bölgelere bir yere $1000 topladılar. Neyse, gitsen iyi olur. Evet. Tyler, Elisa ile tanışmanı istiyorum. İyi eğlenceler. Tamam. Merhaba. Merhaba. Annemin kusuruna bakma. Sana her şeyi anlattı mı? Aa, merak etme. Anneler hep böyledir. Eminim sen beceriksizin tekisindir. Yüzmek ister misin? Hayır. Böyle iyi. Ben izlerim. Tamam. Peki yerleşme nasıl gidiyor? Güzel, güzel. Peki yan komşumuz Ryan Jacobson'la tanıştın mı? Hayır, bugün o da gelecek mi? Ah, Jacobson'ların oğlu içine kapanıktır. Aman tanrım, o evi yakıp kül etmeliyiz. Jenny! Ne var? Ryan Jacobson içinde olmalı demedim. Hadi ama, o çocuk neden hala oluyor? Kasaba evi satın almaya çalıştık. Onu parçalara ayıracak ve eyalet parkına arsa olarak bağışlayacaktık. Tam olarak ne olduğunu anlatır mısınız? Sana söylemiştim, unuttun mu? Kızları Kerian, anne babasını öldürdü. Evet, onu biliyorum. Ama Ryan neredeydi? Onlarla yaşamıyordu. Şehir dışındaki teyzesinde kalıyordu. Peki onları öldürdükten sonra Kerian'a ne oldu? Büyük bir arama yapıldı. Ama barajda boğulmuş. Ama cesedini bulamadılar. Bu yüzden bazı insanlar hala ormanda yaşadığını düşünüyor. Oh, Tyler. Tyler, sen onu boş ver. Ne var? Bu sadece bir kent efsanesi. Öyle mi anne, öyle mi? Hayır, hayır. Size söylüyorum, o ormanda yaşıyor. Asla olmaz. Hayır, o ormanda falan yaşamıyor. O sadece orada bir söylenti. Orada söyledikleri şey seni korkuttu mu?
Evet komşularımız tam bir pislik. Hadi evi yakalım çok güzel. El fenerleriyle dirgenleri nerede saklıyorlar merak ediyorum. Şu Tyler denen çocuk fena değil. Hala düşünüyorum ama belki... Sence orada gerçekten birileri yaşayabilir mi? Hayır. Hayır. Kesinlikle hayır. Hey hadi gel. Merhaba. Merhaba. Güzel oyuncak. Teşekkür ederim. Sadece eski arkadaşlarımı kendimi duş çubuğuna asmayacağıma inandırmaya çalışıyorum. Daha az hastalıklı bir şey arıyorsan... Açlıkla savaşma grubumuz bugün okuldan sonra toplanacak. Gelmek ister misin? İstersen sonrasında seni getiririm. Gelemem. Bu gece annemle film izleyeceğiz. Çok yazık. Bekle bir saniye. Alo. Merhaba tatlım. Okul nasıldı? Ruhun hala sağlam mı? Kısmen. Peki ya sen? İyi. Ama beni gece mesaisine yazdılar. Hemen mi? Bu ilk günüm, bu yüzden hayır diyemedim. Ama saat 10'dan önce evde olamam. Sorun değil. Tyler beni şu açlıkla savaş grubuna davet etti. O zaman eve gelince seninle görüşürüz. Harika. Sakın aptalca bir şey yapma. Hoşça kal. Sanırım gelebilirim. Güzel. Merhaba. Tyler nasılsın? Demek açlıkla savaş bu. Evet. Geçen sene Afrika'da açlığı durduruna 1200 dolar verdik. Bunu insanlardan bozuk para dilenmektense derhal babamın Optima kartından kullandık. Kolej uygulamalarımızda toplum servisi olarak görebilirsin. Vay canına. Epey yağcı bir zekamız olduğunu kabul etmeliyim. Kimse var mı? Özür dilerim. Sen iyi misin? Evet, sadece dinlenmem gerek. Ben de beklerim o zaman. İşte buradasın. Merhaba. Merhaba. Çok güzelsin. Sen de sarhoşsun. Acı nasıl bir şekilde azgınım. Ne var, şaka yapıyorum. Buraya gel. Hayır. Buraya gel. Hayır hadi. İstemiyorum. Tyler kes şunu. Hadi ama. Tyler kes şunu. Bırak beni. Senin derdin ne? Sersem.
Ben Sera, şu an burada değilim. Lütfen mesajınızı bırakın. Hey, seni bırakayım mı? Hayır, ben iyiyim. Evim hemen şurada. Hayır, değil. Çınar yolu tarafına taşındığını gördüm. Yanınızda oturuyorum. Dinle, yağmur yağacak gibi görünüyor. Seni evine bırakayım mı? Hayır, yürüsem daha iyi. Evden 10 mil uzaktasın. Seni götürmeme izin ver. Hayır, gerçekten ben böyle iyiyim. Annemi bekliyorum. Tamam. Lanet olsun. Ah. Ah. Ailen öldürüldü. Özür dilerim, insanların bundan bahsettiğini biliyorum ve bundan bahsetmemeliydim. Şimdi çenemi kapatıyorum. Sorun değil. Sadece düşündüklerini söyledim. Çevremdeki herkes de böyle düşünüyor zaten. Bunu ve neden hala ailemin öldürüldüğü evde yaşadığını... Evet, neden hala ailenin öldürüldüğü evde yaşıyorsun? Ailem beni 7 yaşımdayken evden gönderdi. O ev onlardan bana kalan tek şey. Ama aslında orada yaşamak çok zor oldu. Tamir ediyorum ve satacağım. Bu sabah seni şarkı söylerken duydum. Beni evinden duyabiliyor musun? Çok güzeldi. Bir grupta falan mısın? Chicago'dayken öyleydim. Babam bir rock grubundaydı. Sende iyi bir şeyler var mı? Hala kaset kullanıyorsun. Bence sana biraz yeni müzik dinletmeli. Evet. Bende de bunlardan vardı. Evet, o babamındı. Araba da öyle. Annen ve sen bu çağrıda kalacak mısınız? Umarım kalırız. Burası çok sessiz. Eskiden yaşadığım yer gibi değil. Şafak'ta daha da sessizdir. Şafak'ta mı? Neden o kadar erken kalkıyorsun? Dışarıda oturup bir şeyler yazarım. Hikaye gibi. Kolay oluyor. Bilmiyorum, sanki... Sanki günün o saatinde herkes uykuda olduğu için bütün güzel düşünceler kapılmamış oluyor. Ah. Ah. Bu annem, gitsem iyi olacak. Beni getirdiğin için teşekkür ederim. Evet, bir şey değil.
Merhaba. Merhaba. Seni Tyler'ın annesi mi bıraktı? Hayır, aslında Ryan Jacobson bıraktı. Ryan Jacobson mı? Ryan Jacobson seni nasıl bıraktı ki? Kimse beni bırakmak istemedi. Ben de yürümeye başladım. Beni gördü ve bıraktı. Neden beni aramadın? Ben seni almaya gelebilirdim. Neden hep böyle yapıyorsun Kerian? Biliyorsun ben sana bakıyorum. Dinle, yeni komşularımız var, tamam mı? Onun adı Eliza. O ve annesi Rich evine taşındı. Ve onu rahat bırakmanı istiyorum, anladın mı? Pekala. Aptal. Merhaba. Eliza değil mi? Evet. Merhaba, ben Jillian. Merhaba. Dün üstümü örttüğün için teşekkür ederim. Ah, her zaman. İçkiyle pek aram yok ve Caitlin'in banyo havlularının üstüne kustum. O da çıldırdı tabii. Bu insanlar kim? Neden onlarla arkadaşsın? Bilmiyorum. Yani... Eskiden Tyler'la çıkardım ama o pisliğin teki. Pislikten daha da kötü. O tam bir hayvan. Hayvan yeni şerefsiz kelimemiz. Aa, hey. Jake. Eliza, bu benim kardeşim Jake ve en iyi arkadaşı Robbie. Çocuklar, bu Eliza. Evet, seninle tanışmak istiyordum. Bir gruptaydın. Nereden biliyorsun? Google. Artık hiçbir şey güvende değil, değil mi?
Her şey internette. Neyse, yakında grup savaşlarımız var. Peki ne dersin? Bizimle söylemek ister misin? Ya kötü çalıyorsanız? Çalmıyoruz. Al, bu biziz. Bunu dinle. Beğenirsen bize bakmaya gel. Yarın provamız var. Tamam, güzel. Güzel. Memnun oldum. Ben de. Güle güle. Senden hoşlandı. Bir iş buldum bile. Affedersiniz memur bey. Hey, bir şey imzalamayı mı unutmuşum? Aa, hayır hayır, sadece bir şey sormak istemiştim. Ben Sarah Cassidy. Bill Weaver, ne oldu? Aa, buraya 17 yaşındaki kızımla yeni taşındım. Sigmund Lane'de kirada yazdı. Ve 17 yaşında kızının olup olmaması mümkün mü bilmek istedim. Hayır demem gerekecek. Aslında konu Ryan Jacobs'ın. Geçen gece kızımı eve bırakmış. Onun hakkında bir şey biliyor musun diye soracaktım. Acaba o... İyi mi? Ha, evet. Evet, ebeveynlerinin kendi kız kardeşin tarafından öldürülmesi... İnsanların biraz sempati göstereceğini düşünüyorsun değil mi? You know, I drove 3 hours upstate personally to tell Ryan. O teyzesiyle yaşıyordu. Bunak yaşlı kadın. Ona kimse bakmıyordu. Aslında o teyzesine bakıyordu. Hı. Neyse, onunla buraya taşındı. 1 yıl kadar önce öldü. Çocuğun gerçekten çok zor bir hayatı oldu. Dinle. Onunla hiçbir sorunum olmadı ve bildiğim kadarıyla kimsenin de olmadı. Ama kesinlikle o ve evinin değeri hakkında dedikodu yapıyorlar değil mi? Evet, evet. Ben de bunu duydum. Dikkat, affedersin. Merkezden Jackson'a, tamam. Tamam. Üzgünüm. Gitmem gerek. Teşekkür ederim memur bey. Hey, hayır. Adım Bill, tamam mı? Bill. Sonra görüşürüz. Tabii. Merhaba. Merhaba. Ben sana bir CD hazırladım. Vay canına, teşekkür ederim. Tanrım, benim sayfam. Evet, şey, biraz şarkılarından dinlemek istemiştim. Bu tuhaf gelmedi değil mi? Hayır. Hoşuna gittiği sürece. Hayır, ben aslında... Güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel cevap. Zor zamanlar için yiyecek depoluyorsun ha? Evet. Kasabaya fazla gitmek istemiyorum da. Vay canına. Çok büyük. Yukarıda neler var? Evin bu tarafında inşaat gerçekten hiç bitmedi. Duvar falan yoktu. Ama buraya taşındığım zaman biraz daha küçüktü. Sen en azından uyur gezer değilsin. Bu ailen mi? Evet. Ryan, çok tatlısın. Ve bu da Kerien sanırım. Vay canına, gözleri ne kadar mavi. Ailen çok mutlu görünüyor. Herkesin birlikte olması güzel olmalı. Annem ve baban olması. Kerien ailenin kalbiydi. Kazadan sonra her şey değişti. Seni o zaman mı gönderdiler? Aslında bu konuyu daha önce kimseyle konuşmadım. Burada ne var?
Özür dilerim. Yapmamalıydım. Sorun değil. Gitmen gerekmiyor. Uzun zamandır buraya gelmiyordum. ...13 yaşında olduğunu sanıyordum. Burası küçük bir çocuğa aitmiş gibi. Beyin hasarı vardı. Sadece oynuyorduk. Birçok gün yaptığımız gibi. Etrafta koşuşturduk, kovalamaca oynadık. En sevdiği şey salıncakta sallanmaktı. Annem ve babam içerideydi. Ona benim bakıyor olmam gerekiyordu. Ama daha yükseğe sallanmak istedi. Uyandığı zaman daha farklıydı. Sürekli bağırır ve bize saldırıp eşyaları kırardı. Bu yüzden mi pencerelerde parmaklık var? Evet. Asla nerede olduğunu bilemezdi. Ormana kaçardı. Onu içeride tutmaları gerekti. Şimdi de şehirlerin buraya gelmesini engelliyor. Evin bu kısmına gelmeyi pek sevmiyorum. Teşekkür ederim. Ve umarım CD'yi beğenirsin. Evet. Teşekkür ederim. Güle güle. Hoşça kal. Elisa, bana yardım edebilir misin? İşe gitmeliyim. Hey, teşekkür ederim. Okul nasıldı? Okul gibiydi. İş nasıldı? Fena değildi. Bilmiyorum. Gece mesaisi epey zor geliyor ama hastanede olmayı seviyorum. Havasını seviyorum. Okuldan sonra ne yaptın? Ben Ryan'ın evine CD'yi götürdüm. Ve o çok tatlı ve her zaman üzgün ve yalnız. O koca evde tek başına, perdeler kapalı. Onun evine mi gittin? Uyuşturucu aldık ve korunmadan seks yaptık. Ne yaptığını biliyorum. Ne? Onu kurtarmaya çalışıyorsun. Çalışmıyorum. Evet, çalışıyorsun. Sen böyle yaparsın. İnsanları düzeltmeyi evet, seviyorsun. Tatlım, insanlar bazen düzeltilemez. Thank you.
Hayır, hayır. İşten sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Beni fena korkuttun. İçeri nasıl girdin? Ön kapıyı açık bırakmışsın. Güzel kokuyor. Kim geldi? Neyin peşindesin? Merhaba. Merhaba. Ryan? Evet, birbirimizi tanırsak iyi olur diye düşünmüştüm. Tamam. Ve Iris teyzemle yaşadım. Ama ben 18 yaşındayken felç geçirdi. Hastaneye yatırıldıktan sonra ben buraya döndüm. Evime. Çok büyük bir ev. Faturaları ödemek zor olmalı. Buna cevap vermek zorunda değilsin. Ailem evi miras bıraktı ve biraz da param. Bu yüzden onlar öldükten sonra hepsini aldım. Çok çok fazla değil ama yetiyor. Ve yarım gün Bridgeport Community'ye gidiyorum. Yani orası dünyanın en iyi okulu değil. Ama kredimi almaya çalışıyorum. Böylece tıp okumak için başvurabilirim. Psikolog olmak istiyorum. Vay canına. Annem de babamdan ayrıldıktan sonra uzun bir süre psikiyatriste gitti. Yemek için çok teşekkür ederim Bayan Cassidy. Tatlı yiyelim mi? Evet, tabii. Ha.
sadece teşekkür etmek istedim. Bu olay olduktan sonra beni evine davet eden ilk insanlarsınız. Ah, tabii. Affedersiniz, bir şey söylemeliyim. Ryan, Elisa yeni bir okula başladı ve anne, başarılı olmasını istiyorum. Buraya taşınmamızın en büyük nedenlerinden biri bu. Ve o lisede, sen de üniversitedesin. Anne, ne demeye çalışıyorsun? Sanırım Ryan ne demek istediğimi anladı. Biz komşuyuz ve arkadaş olmamızı istiyorum ama saygı duymanızı istediğim bir kuralım var. İkinizin senin evinde ya da bu evde ben yokken yalnız kalmanızı istemiyorum. Sen hiç evde değilsin ki. Evet ama şimdi buradayım. Ryan, buna saygı gösterebilir misin? Evet. Teşekkür ederim. Gitsem iyi olacak. Hayır Ryan. Hayır, Ryan. Hayır, kalabilirsin. Ryan lütfen. Kalabilirsin. Seninle ilgilenen bir annen olduğu için çok şanslısın. Ryan, gerçekten sorun değil, kalabilirsin, gerçekten. Yemek için teşekkür ederim. Hayır, ben öyle demek istemedim. Kalabileceğini söylemiştim. Hayır, onu kovabilmek için eve davet ettin. Tatlım, seni korumak istiyordum. Ah güzel, bunca yıl sonra sonunda anne olmaya mı karar verdin? Biliyor musun, lisede harcanmış bir yıllık olmam benim de olacağım anlamına gelmez. Ah tanrım, dün akşam onu davet ettim. Ve sonra da kovdum. Ona Elisa ile yalnız kalmasını istemediğimi söyledim. Bu yüzden Elisa benimle konuşmuyor. Ve eminim Ryan bu kasabadaki her tuhaf insan gibi ona karşı olduğumu düşünüyordur. Ryan zeki bir çocuktur, anladığına eminim. Yani ben aptal değilim. Onu erkeklerden uzak tutamam ama sadece onun da benim gibi hep yanlış adamı seçme hatasını yapmasını istemiyorum. Bana hala çocukmuşum gibi davranıyor. Bu çok kötü. O kafayı bulup duruyordu ve babam da çok iyi ve nazikti. Umursamadı bile. Yine de ona bir canavar muamelesi yapardı. Onun yaptığı şey de bu. Etraftaki en zarar görmüş çocuğu seçiyor ve onları bir projeye dönüştürüyor. Ryan da bu iş için çok uygun biri. Merhaba. Geldiğin için teşekkür ederim. Dün gece için annem adına özür dilemek istemiştim. Sorun değil. Umarım onu çok ciddiye almamışsındır. Bu sadece klasik paranoya. Bu arkadaşım Jillian. Merhaba. Peki bizi bırakabilir misin? Ne? Bunu yapmamamız gerekiyor. Unuttun mu? Hayır, annem yalnız kalmamamızı istedi ama yalnız değiliz. Evet. Evet, tamam. Sanki iyi bir anne olmak için çok çalışıyorum gibi. İlk defa pek de başaramıyorum gibi. Sara, sen umursayan, çok düzgün bir kız yetiştiriyorsun. Kendine acımasızlık etmeyi kes. Tamam, bıraktığın için teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Yine yalnız olmamamız gerektiğini hatırlatıyorum. Çağrı yönlendirildi. Merhaba. Merhaba. Sadece yine gece mesaisine kalacağımı söylemek için aradım. Yani 11'den önce geleceğimi sanmıyorum. Sorun değil, değil mi? Hayır. Elisa, anlaşmamızı unutmamanı istiyorum. Tamam. Bana hiç güvenmiyor musun? Ev telefonumuza gelen çağrıları cep telefonuma yönlendirdim. Sen çok iyileşirsin. Sadece onu korumaya çalışıyorum. Evet, aslında büyük babamındı. Bu yüzden
Evi satmak biraz zor geliyor. Biliyorsun bütün bu tamirat işleri falan. Ama bilmiyorum. Yani şimdilik. Sana bir şey göstermek istiyorum. Buraya otur. Çok küçüktüm, o yüzden fazla hatırlamıyorum. Annemin buraya oturup bana her şeyin bir sırrı olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Her şeyin. Ve başlarda görememiştim. Ama bir gün görebildim. Neyi gördün? Gel sana göstereyim. Bak. Aman Tanrım, bu bir yüz. Görüyorum. İnsanlar etraflarındaki sırları fark etmiyor. Tam önlerinde olsa da, saklanıyor bulunmayı bekliyor olsalar da. Bakış açını seviyorum. Beni görüş açını seviyorum. Hemen dönerim. Hemen gitmen gerekiyor. Neden? Ray. Ray. Burada olmaman gerekir. Git. Hemen Ray, git. Evine yaptın? Git. Hadi. O zaman... Biz de burada yaparız, hadi. Aa! Ne? Aman Tanrım. Ne oldu? Pencerede bir kız gördüm. Aa! Aa! Ray,
Ne? Gerçekten mi? Kereyan dışarıda ama. Tamam, inanılmaz. Orada kimse var mı? Orada kimse var mı? Ray. Hayır, hayır. Hadi Alice, gidip Kereyan'ı bulalım. Ray, aptal gitmeyi bırak. Ama o burada yine ha. Ray. Ray, eve gitmek istiyorum. Arabaya geri gel lütfen. Kereyan. Kereyan. Kereyan, lütfen, lütfen. Aman tanrım, aman tanrım. Kereyan, lütfen uyan, uyan, uyan. Tanrım, ne yaptım ben? Lütfen uyan, Kereyan. Ne oldu bilmiyorum. Çok eğleniyorduk ama birden çılgına döndü. Anlamadım. Çılgına döndü de ne demek? Kapatmam gerek. Bekle, bekle. Gelebilir miyim? Ben... Ryan'la ilgili olanlar hakkında, o akşam hakkında özür dilemek istiyorum. Sorun değil, boş ver o konuyu. Biliyorsun, sadece sana göz kulak olmaya çalışıyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Evet. Bazen bana bazı şeyleri anlatabilmeni istiyorum. Sana yardımcı olmak istiyorum. Peki, anlatırım. Sana gösterin için bir şey aldım. Teşekkür ederim. Makyaj malzemeleri. Anne olmaya çalışıyorum, biliyorsun. Biliyorum. Kahveyi sevmedin mi? Hey, şu asi gençlik şeyiyle epey sıkı uğraşıyorsun ha? Bu bizden. Sorun değil, o kadar aç değilim. Hadi bir bardak da süt veririm. Alo? Eliza, benim. Seni görmek istiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten anlamıyorum. Dün gece ne oldu? Ben gerçekten çok çok üzgünüm. Ben
Ryan sen iyi misin? Sesin pek iyi gelmiyor. Tamam, sadece seni görmek istiyorum. Sana söylemek istediğim bir şey var. Ne? Daha sonra anlatırım. Söz mü? Evet. Hadi çalmayacak mıyız? Tamam, gitmem gerek. Okuldaki şu grup savaşlarındayım. Sen de gelmelisin bence. Peki. Oldu. Görüşürüz. Ne var? Yok bir şey. Şuna bakın. Bakın, çatlak sonunda geldi. Delinin şu yeni kıza çıktığını duydum. Doğru mu? Uyduruyor musun? Sanırım resmi artık. O herkesle yatar. Ne yazık. Gelmişsin. Evet, ben sadece gelmek istedim. Burada olduğun için çok mutluyum. Evet, ben de. Dostum, arabanı mahvediyorlar. Hadi devam et. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Kesin şunu. Ne yapıyorsunuz? Kesin. Bastılar. Bitir işini. Hadi Taylan. Hadi. Bitir artık. Hadi. Hadi. Küçük sensin. Gidecek tek bir yerim var. Hadi. Hadi. Ryan! Hadi gidelim hadi. Sür. Alo. Tatlım, neredesin? Evdeyim. Yani Ryan'la değil misin? Hayır. Şey, Tyler az önce hastaneye kaldırıldı. Ryan'la kavga mı etti, ne olduğunu gördün mü? Anne, o kendini koruyordu. Üstüne 6 kişi atladı. Tamam, yine de evde olmanı istiyorum. Evdeyim zaten. Bana inanmıyorsan ara. Tamam, arıyorum. Merhaba. Merhaba. İyi misin? Evet, iyiyim. Çağrı yönlendirildi. Şimdi inandın mı? Sonra görüşürüz.
Ryan Jacobson'ın tutuklanmasını istiyorum hemen. Sakin ol Bonnie. Tyler'ın ifadesini alacağım ve Ryan'ınkini de alacağım. Ve orada olan herkesle konuşup olanları öğreneceğim. Ve bu işi çözeceğim. Oğlunuz ve arkadaşları Ryan'la yıllardır uğraşıyor. Ve siz buna izin verdiniz. Kes sesini. Şimdi dinleyin. Bunu başlatanın Tyler olduğunu öğrenirsem saldırı suçuyla yargılanan kişi o olacak. Beni duyuyor musun? Hadi gidelim. Sen daima onu savundun. Hadi gidelim. O hayvan. O hayvanın adı Ryan. Adının ne olduğu umurumda değil ama o hayvanı avukatım arayacak. Gidin buradan. Sen iyi misin? Evet. Sadece biraz kötü hissettim. Gidip Ryan'ı kontrol edeceğim. Evine uğrayıp Elisa'ya da bakmamı ister misin? Sonra seni ararım. Orada olduğundan eminim. Tamam, seni arayacağım. Tamam. Tamam. Çık dışarı, dışarı git, 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 çık. Hadi yukarı çık. Eliza lütfen git, lütfen git. Artık bunu korkutuyorsun. Beni yukarıda bekle, git, lütfen git. Geri al, lütfen sakinleş, sakinleş. Sorun yok.
Seni götürmeyecekler. Elisa onlara söylemez. O diğerleri gibi değil. Sorun değil. Her şey yolunda. Sorun yok. Sorun yok. O bize yardım edecek. Evet. Aferin. Aferin sana. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Güvendesin. Bana Kerian'ı kimseye söylemeyeceğine söz ver. Bu senin mi? Evet. Kerian'ı kimseye söylemeyeceğine dair söz ver. Evet. Evet, kimseye söylemeyeceğim. Gitmem gerek annem. Annem aradı. Kerian o gün salıncakta öldü. Halloldu. Benim hatamdı. El ele tutuşmaya çalışıyorduk. Ryan, Kerian öldüyse aileni kim öldürdü? Kerian'a ihtiyacım var. Hem sana hem de ona sahip olamam. Ama sen Kerian olursan... Hayır. Hayır Ryan. Lütfen. Hayır Ryan. Ryan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ryan lütfen. Hayır lütfen. Ryan onu nereye götürüyorsun? Lütfen onu istediğim izledim. Kadar bağır. Ryan. Lütfen. Kimse seni duyamaz. Hayatının kanını da toparlayarak yürüyecek. Sara, Aymara'yı hazırlar mısın? Tabii. Çağrı yönlendirildi. Merhaba, Elisa'nın telefonu, mesajınızı bırakın. Alo. Merhaba.
Benim evi aradım ve telesekreter çıktı. Yani aramaları yönlendiriyorum. Sanırım Ryan'la. Önce orayı ikler tamam. misin? Tamam. Ryan. Ryan, lütfen beni çöz. Kerenin ölmesi senin hatan değildi, değil mi? Bir kazaydı. Benim hatamdı. Bu yüzden beni cezalandırdılar. Seni cezalandırdılar mı? Onları durdurdum. Onları durdurdum da ne demek? Ryan. 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 Merhaba. Merhaba. İçeri gelebilir miyim? Birinin ön kapıdaki camı kırdığını gördüm. Sadece kasabadan çocuklar, sorun değil. Tyler'ın bacağına ne yaptığını gördüm. Bana anlatmak ister misin? Tek yaptığım kendimi korumaktı. I'm gonna do my best to get this to blow over. But you need to stay out of trouble, you hear me? You ever get tired of playing the tough guy? Sabah ilk iş merkeze gelip ifade vermeni istemem gerekecek. Olur mu? Dinle, bunu atlatman için elimden geleni yapacağım. Ama beladan uzak durman gerek. Beni duydun mu? Elisa'yı görmedin, değil mi? Onu erken saatlerde grupların savaşında gördüm, orada değil mi? Hayır. Hayır, annesi evde olduğunu sanıyordu ama orada da değil. Burada değil. Sabah erkenden görüşürüz.
You could have stopped all this a long time ago. You did. You knew. It's done. I don't think you have a choice but to go along with this, Bill. I protected you. No! Seni korudum. Hayır! Sen de başka herkes gibisin. Merhaba Bayan Cassidy. Ben Elisa'yı arıyordum, burada mı? Hayır efendim. Evde yok da ve ben de burada olabileceğini düşündüm. Burada değil Bayan Cassidy. Eğer buradaysa buna kızmayacağım. Elisa! Anne yardım et! Anne!
Seni istiyorum. İstiyorum. Ama Kerry'e ne ihtiyacım var? Seni bırakamadığım için üzgünüm Melisa. Elisa! Elisa! Burada mıydın? Evet. Ben hazırım. Neye bakıyorsun? Ne görüyorsun?
Ben bir ağaç görüyorum. Neden? Yok bir şey. Gitmeye hazır mısın? Evet. Mumları üflemeye hazırlanalım bebeğim. Bir dilek tut. Dilek tut Kerian. Benim adım Kerian değil. Adım Ryan. Evet öyle. Adın Kerian. Senin adın Kerian. Senin adın Kerian. Thank you.
Thank you.